Bu münasebetsizlikler için kusura bakma şimdi. Ama eğer evlenmeye karar verdiysen daha olgun ve deneyimli birini seçmeni tavsiye ederim sana. Sadece düşün, onların anne şirini sen olabilirsin. Selam, ben Kübra. Evet, yeni karakterimle karşınızdayım. Nasıl buldunuz? Sevdiniz mi? Eski karakterim yetersiz geliyordu ve değiştirelim dedik. Yenilik her zaman iyidir. Bu arada biz PNG YouTuber'lardan değiliz, onu da dipnot olarak geçeyim arkadaşlar. Her neyse, bu videoda çocukluğunuzu mahvedecek çizgi film gerçeklerinden bahsedeceğiz. Gerçekten bazıları beni bile şok etti. Ayrıca videonun sonunda çok önemli bir duyuru olacak. Bu yüzden sonuna kadar izleyin. Son olarak sizinle bir challenge yapalım. 3 saniyede like atıp abone olabilir misiniz? Süreniz başladı. 3, 2, 1. Yapabildim mi? Yoruma yaz bakalım. Tüm bunları yaptıysanız gizem dolu videomuza geçiyoruz. Hayranlıkla izlediğimiz çizgi filmlerin güzel hikayeler olduğunu düşünsek de maalesef bazen arkasında korkunç veya üzücü gerçekler yatabiliyor. Bu şok edici gerçekleri anlatmadan önce hepsinin bir teori olduğunu, yani kesin olmadığını unutmayın. Kayıp Balık Nemo filminde Nemo'nun annesinin öldüğü saldırıda aslında Nemo'nun da öldüğünü ve film boyunca yaşananların Nemo'nun babasının üzüntüden hayal ettiği şeyler olduğunu söyleseydim. Bir teoriye göre film aslında Marlin'in olduğunun yası ile mücadele etmesini konu alıyor. Yasın 5 aşaması vardır ve hepsini film boyunca görüyoruz. Ama Dory Nemo ile iletişim kurdu diyebilirsiniz. Hatırlarsanız Dory hafıza kaybı yaşayan bir balık. Nemo kelimesini Latince'de çevirince de hiç kimse anlamına geliyor. Yani tüm bunlar Marlin'in oğlu ile ilgili her şeyi aslında hayalinde ürettiğini, onun aslında çoktan öldüğünü kanıtlıyor. Çok üzücü bir teori gerçekten. Sünger Bob'un kayıp bölümü olarak bilinen bu korkunç bölümün son anda yayından kaldırıldığı söylentiler arasında. Ve bu da bölümden çekildiği iddia edilen bir görüntü. Gerçekten korkunç. Ve Sünger Bob'da her karakterin bir ölümcül günahı temsil ettiği de söyleniyor. Sünger Bob şehvet takıntısını, Patrick tembelliği, Squidward öfkeyi, Gary oburluğu, Sandy kibiri, Bay Yengeç açgözlülüğü ve Plankton ise kıskançlığı temsil ediyor. Hepsi doğru ve çok ilginç. Shrek'in ilk filminin başında bir baba ayı, anne ayı ve çocuk ayı görüyoruz. Buraya kadar her şey normal. Fakat ilerleyen dakikalarda anne ayı bir anda kayboluyor. Filmdeki kralın yatak odasına baktığımızda ise anne ayının acımasız şekilde derisinin kilim yapmak için kullanılmış olduğunu görüyoruz. Üzücü ama gerçek. Arabalardaki karakterlerin içlerini hiç merak ettiniz mi? Bir teoriye göre böyle görünüyorlar. Sizce bunlar gerçek olabilir mi?
Kral Şakir'i artık bilmeyen yoktur. Özellikle de dizide en çok sevilen Necati karakteri. Necati hakkındaki bu gerçeği öğrenince çok üzüleceksiniz. Komik ve eğlenceli bir kişi olan Necati'yi seslendiren Levent Ünsal 3 yıl önce hayatını kaybetti. Diyeyim ben. O zaman hizmet edeyim. Temizlik yapayım. Şu balonu ortadan kaldırayım önce mesela. Eyvah. Çok pardon. Sizi peynir sandım da. Evet, tam ağzıma uygun olmuşsunuz. Hohoy. Bu nedenle onun sesine benzeyen başka bir seslendirmen aldılar. Falan hepsi derler adma. Vay vay hepsi. Bu traktör lastiği benim olabilir mi? O nasıl gelmiş buraya ya? Hadi hadi, televizyon nerede? Oynayalım hemen şu oyunu. Sağlam joystick'i ben kaptım. Sana dandik joystick kaldı Remzi. Ya. Bunları oyuncağa. Ne işe yarıyor? Böyle bakıyorsun. Bakmaya yarıyor. Ben de bir bakabilir miyim şu oyuncağa? Hayır. Paylaşmayı hiç sevmem. Necati, bu kadar bencil olma. Siz bana rahat vermeyeceksiniz, belli oldu. Oyuncağımı saklayayım da ellemeyin. Fark çok belli olmasa da asıl seslendirmenin ölmesi üzücü. Mekanı cennet olsun. Brokoli, brokoli, uçacağız Gürcel'de evine. Küçük ve sevimli brokoli, özgür olmak en güzel şey. Uçacağız Gürcel, özgürce. Günümüzde hala Hello Kitty'ye karşı büyük bir sevgi ve ilgi var. Kıyafetler, eşyalar, oyuncaklar. Her üründe mutlaka sevimli Hello Kitty karakteri kullanılmakta. Eminim aranızda Hello Kitty hayranları da vardır. Ancak size Hello Kitty hakkında birazdan anlatacaklarım uykunuzu kaçırabilir. Fakat bunun bir şehir efsanesi, yani teori olduğunu unutmayın. Söylenene göre Hello Kitty, gerçek ismiyle adı Kitty White olan küçük bir kızdan esinlenerek yapıldı. Çin'de yaşayan bu kız korkunç bir hastalığa yakalanır. Ağız kanseri. Doktorlar onu iyileştirmek için her yolu dener. Fakat başarısız olurlar. Annesi de hiçbir yol bulamayınca satanizme yönelir. Yani şeytanla kızını iyileştirmesi için bir anlaşma yapar. Şeytan kızını bu hastalıktan kurtaracağını, fakat karşılığında kendisinden bir şey istediğini söyler. İstediği şey ise dünyadaki tüm çocukların hayran olacağı bir karakter yaratmak. İnsanlar bu karakteri yanında tuttukça bilmeden şeytana ibadet edecek ve gücünü artıracaktır. Anne bu teklifi kabul eder ve Hello Kitty'yi tasarlar. Kızını temsil etmesini istediği için Hello Kitty'ye ağız yapmaz. Ve tasarladığı iki kulak ise şeytanın iki boynuzunu temsil eder. Zaten Hello Kitty ismindeki hell kelimesi İngilizce'de cehennem anlamına geliyor. Bu da ürkütücü bir detay. Bu hikaye bana pek gerçekçi gelmese de sizin fikrinizi merak ettim gerçekten. Haydi yorumlara. Şirinlerin bir bölümünde köydeki tüm erkekler Şirin'in evine toplanır ve evlenme teklifi ederler. Sonra Şirin Baba gelir ve tüm Şirinleri oradan kovar. Ardından Şirine'ye evlenmeyi düşünüyorsan ben daha uygunum gibi şeyler söyler. Bu münasebetsizlikler için kusura bakma Şirine. Ama eğer evlenmeye karar verdiysen daha olgun ve deneyimli birini seçmeni tavsiye ederim sana. Sadece düşün, onların anne Şirin'i sen olabilirsin. Ama ben... Aradaki aşırı yaş farkı ve sahnenin çocuklara uygunsuz olmasından bahsetmiyorum bile. Asıl olay Şirin Baba'ya neden baba diye hitap ettiğimizi hiç düşündünüz mü? Dikkatli izlerseniz Şirin Baba orada daha deneyimli diyor. Daha olgun ve deneyimli birini seçmeni tavsiye ederim sana. Yani öncesinden yaptığı çocuklar var. Açıkçası bu kafamı kurcaladı. O halde köydeki tüm Şirinleri Şirin Baba mı yaptı? Benim beynim yandı. Sizin teoriniz varsa aşağıya yazın arkadaşlar. Sizce videodaki en ilginç teori hangisiydi? Bence Hello Kitty. Siz de yoruma mutlaka yazın.
Ayrıca bu videoya 20 bin like gelirse çok iyi bir gizem videosu gelecek. Kesinlikle beğenip abone olun. Şimdi önemli açıklamaya geçmek istiyorum arkadaşlar. Tıpa hazırlandığım için tempolu bir çalışma sürecindeyim. Ve bu sürede video editlemeye vaktim olmuyor. Bu yüzden kanalımıza artık abim, yani oyun camiası video editleyecek. Tabi arada videoları seslendirmek için gelirim. Zaten abim videoları için çok yardımcı oluyordu. Artık tümüyle o ilgileneceği için sizi bilgilendirmek istedim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Sizi seviyoruz. Kanalımızla ilgili her şeyden haberdar olmak için Discord sunumuza gelmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoya kadar hoşça kalın, bilgili kalın.